Klinik psikolog Yıldız Burkovic telefon attığımızda. Merhaba. Merhabalar Hakan Bey. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Efendim, çok sık hayal kırıklığı yaşayan ve özellikle insanlar üzerinden hayaller kuran ve hayalleri yıkılan dostlarıma söylediğim bir şey var. Diyorum ki çok sık kırılıyorsa yüksekten düşüyordur. O kişinin rafını değiştirirseniz canınız daha az yanar. Çünkü düştüğü zaman kırılıyor. Belki yüksek bir hafta duruyordur. Bazen gözden geçirmek gerekebiliyor. Özetle acaba hayal kırıklığı dediğimiz şey beklentiler eksi gerçekleşen mi oluyor Yıldız Hanım? Şimdi aslında hayal kırıklığı dediğimiz şey beklentilerimizin olmaması, hı hı, diyebiliriz. Evet. Ve bu oldukça sıkıntı verici bir durum. Mesela düşünün, şimdi siz bana burada soru soruyorsunuz. Hı hı. Ben sadece size bir cümleyle geri dönüp cevap veriyorum. Ah, başka hiçbir şey söylemiyorum. Ne kadar korkunç bir şey. Başımıza gelmediğini söyleyemem açıkçası. Yani ama işte bu size neyi öğretiyor? Bir daha böyle bir insanı çağırmamayı öğretiyor. Yani bir şekilde yaşadığımız şeyler, evet, hayal kırıklığına uğratıyor. Fakat belirli bir ölçüde olduğu zaman daha bir kontrol edilebilir. Ama yıkıcı olduğu zaman asıl son derece kötü. Mesela nedir o yıkıcı şeyler? Herhangi bir şekilde istismara uğramış kişiler veya herhangi bir şekilde anne baba tarafından ihmal edilmiş çocuklar gibi, yani birçok örnekler verilebilir burada. Tabii ki bu tarz durumlarda o beklentiler hiç gerçekleşmediği zaman insan neyi bekliyor? Ya tekrardan olursa, benim en çok sevdiğim insan böyle yaptı, o zaman bir başkası bana kim bilir neler yapabilir. Hayata dair bir yargı ve önemli bir filtre oluşturuyoruz bu anlarda. Kesinlikle, kesinlikle dediğiniz çok doğru. O yüzden de yani bizim verdiğimiz, içerisinde olduğumuz durumlar da çok çok önemli burada. Hani dışarıdan gelen bir durum söz konusu. Bir de içeriden olan durumlar var. Bazen biz de bazı zamanlarda yanlış karar verebiliyoruz. O yanlış kararlar yüzünden başımızı bazen duvarlara vurduğumuz olabiliyor. Kesinlikle. Bazen de lanet olsun böyle bir güne ya da böyle bir fikre, nasıl yaptım ben bunu diye sinirlenebiliyoruz kendimize. O yüzden yani dozu var. Her şeyin bir dozu var. Mutlaka. Ama her şey bize bir şey öğretiyor. Peki şimdi başta verdiğiniz bazı örnekler büyük hayal kırıklıkları, yani yaşam örüntüsünü etkileyen, yaşam senaryomuzun özellikle başında yaşadıklarımız travmatik hadiseler zaten. Kim olduğumuzu da belirliyor büyük oranda. O yüzden filtre örneğini verdim ama gündelik hayal kırıklıkları ve sık hayal kırıklığı yaşayan biri. Hayal kırıklığı bize bir şey öğretiyor dedik ya. Kendimizle ilgili nasıl bir bilgi veriyor sürekli hayal kırıklığı yaşamamız? Bir kere niye bu kadar açıyoruz böyle bir duruma? Harika. Onu düşünmemizi sağlıyor aslında. Bir sürü insan sürekli hayal kırıklığına uğramazken, eğer biz sürekli bunu yapıyorsak, bizim kendi düşüncelerimize bir bakmamız lazım. Hı hı. Yani düşüncelerimizde tuhaf giden bir süreç var demek ki. Ya belki biz beyin olarak bir yandan da kendimizi sürekli olumsuz, karamsar düşüncenin içerisine sokuyorsak, zaten orada hayal kırıklığı bir şekilde gelecek, yapışacaktır bir tarafımıza yani. Hı hı. Tabii ki böyle bir süreç olduğunda da beynimiz ne yapacak? Bu durumları, hayal kırıklıklarını, üzüntüleri artık depresyonmuş gibi algılamaya başlayacak. Ve o zaman da ne olacak? Önce sinirleneceğiz kendimize. Olmaz canım böyle bir şey ya, nasıl olur böyle diye söyleneceğiz. Sonra nasıl olur ya, ne, kim niçin yaptı bunu ya da neden benim başıma geldi, lanet olsun diye konuşacağız. Hı hı. Yani ondan sonra depresyona uğrayacağız. Sonra artık duygu durumumuza göre, o depresyonun ağırlığına göre neyle karşılaşacağımızı göreceğiz. Demek ki hayal kırıklığını çok doğru bir şekilde ele almak gerekiyor, masaya yatırmak gerekiyor. Çünkü eğer hayal kırıklığında hep karşı tarafı suçlarsak, aynı hayal kırıklığının devamını yaşamayı garantilemiş oluyoruz. Çünkü kendi payımızı görmüyoruz. Ama kendimizi de ya yine aynı şeyi yaptım, aptal mıyım ben dediğim zaman, o zaman kendime dair bir yargı geliştirmiş oluyorum. Bu da beni depresyona çok kolay sürükleyebiliyor, değil mi? Değersizlik duygumu arttırıyor.
Kesinlikle değersizlik duygularımızı arttırıyor, kendimize güvenimiz gidiyor, yerle bir oluyor. Ben hiçbir zaman için başarılı olamayacağım diye düşünmeye başlıyorsunuz. İnsanlar size basit bir şey sorduğunda bile ya ben bilmem, bilemem ki deyip yani en basit sorulara bile cevap vermemeye başlıyorsunuz. Yani düşünün, kendinizi ne kadar aşağılara koyuyorsunuz, ne kadar değersizleştiriyorsunuz, ne olursa olsun da hani bu sürecin içerisinde niye böyle kalıyorum kısmını ama başlarda düşünmüyorsunuz tabii ki. Yani bu süreçler insana çok farklı şeyleri açığa çıkartıyor aslında. Yani birçok durumlar, o egomuzun zedelendiği süreçler, hayatımızla ilgili beklentilerimiz, mesela ne oldu pandemi yüzünden sokaklara çıkamadık, ne hayallerimiz vardı, orada hayal kırıklıkları oluştu gibi. Yani neden benim başıma geldi düşünceleri, niye ben hep başıma gelecek olan, ben bu kadar kötü bir insan mıyım, demek ki ben kötü bir insanım diye karşılaştığımız süreçler gibi. O yüzden de ne oluyor, işte insanlar artık büyük şeyleri düşünmemeye başlıyor, beklentilerimizi o kadar düşük düzeyde tutmaya başlıyoruz ki o zaman da ne yapıyoruz, fırsatları kaçırmaya başlıyoruz. Evet. Şimdi biz kahin olmadığımız sürece ya da insanların zihinlerini okuyabilecek bir yeni bir teknolojiye sahip olmadığımız sürece hayal kırıklığından muaf olmak mümkün değil. Bu net bir şey. Demek ki hepimiz bir şekilde irili ufaklı yaşam içinde hayal kırıklıklarına uğrayacağız. Peki madem beklenti eksi gerçekleşen, yani beklentilerin olmaması, mutlu olmak için o zaman ne yapalım, beklentileri düşürelim mi? O mutlu eder mi bizi? Hayır hayır, bu mutlu etmez. Bu aksine daha kötü hale getirir. Beklentilerimizi önce belirli bir düzeyde tutacağız. Yani bir anda noktaya çıkıp da olağanüstü şeyler beklemeyeceğiz. Nedir işte, bir yere yerleşmek istiyorsunuzdur. O yere gidebilmek için veya da bir okula veya bir işe, o bölüme, o seviyeye çıkabilmek için epey fırın ekmek yemek gerekir. Dolayısıyla biz önce bir yavaş yavaş ekmeklerimizi bir çoğaltalım, elimizdeki verileri bir arttıralım, o zaman daha üst düzeye zaten çıkarız, o zaman beklentilerimizi arttırabiliriz. Ama ne yapıyoruz biliyor musunuz, başkalarıyla kendimizi kıyaslamaya başlıyoruz. O yaptı, ben niye yapamıyorum, ondan daha iyi pozisyonda olmalıyım. Bu sefer sizin pozisyonunuz o değilse, ondan daha iyi pozisyonda olmak demek biraz zorlanmak demek. Evet, bir zaman sonra onun seviyesine ya da onun yanına ya da onun üstüne gidebilirsiniz ama eğer şimdi olursa, işte o beklenti düzeyi çok çok fazla olursa, bu sefer ciddi hayal kırıklığı olur. Onun için adım adım, küçük küçük ama hep yukarıya doğru, hep ileriye doğru diyeyim, o şekilde gitmeniz lazım. Peki, bu kadar çok hayal kırıklığı yaşıyoruz ama bazılarımız bu dalgalardan çok etkileniyor, bazılarımız da yoluna devam ediyor, hatta bazılarımız güçlenerek çıkıyor. Bunda farkı kişiliğimiz mi oluşturuyor? Aslında bunda bize farkı tamamıyla çocukluktan itibaren yaşam tarzımızla ilgili. Yani bizim arkamızda duran bir ebeveynimiz varsa, bizi her koşulda destekliyorsa, ama şu şekilde desteklemek, tutup da bizim yapacağımız şeyleri bizim yerimize yapmak demek değil, yapabilmemiz için desteklemek, yol göstermek, belirli koşullarda ilerlememiz için yanımızda olabilmek, bunu yapabiliyorsa o zaman çocuk çok daha fazla kuvvetleniyor. Ama tutup da kendisi zaten korkan bir ebeveyn, hiçbir şekilde örnek olamadığı için zaten kişi yetişkinlikte de artık çok fazla bir şey yapamayacak hale geliyor. Bir de zaman zaman aslında deneyimlerimizden de bahsetmek lazım. Gençlere, yakınlarımıza, çocuklara. Bazen çünkü bizler de hiç olmadık hayal kırıklıkları, yapamadığımız işlerle karşılaşabiliyoruz. Ama ondan sonraki süreçte bir noktaya geldiğimizde bunu bir başarı olarak aktarabiliriz. Evet, ben de bu şekilde olumsuz şeyler çok yaşadım, çok canım acıdı şunlar şunlardan ötürü, ama sonrasında şu şekilde olduğu zaman ben çok daha üst seviyeye geldim.
gibi örnek vermeniz lazım aslında. Yani burada hep gençlik yaşantısıyla, çocukluk yaşantısıyla bağlantılı. Çok doğru. Şimdi ben de bir örnek vereceğim ama bir oluşum var. Şöyle anlatayım. Lisan-ı münasiple İngilizce çağrışımı hiç de uygun olmayan bir oluşum var. Fakat çok değerli bir iş yapıyorlar. Bunlar bir araya gelip girişimcileri, çok başarılı girişimcileri bir araya getirip insanlarla onların başarısızlık öykülerini anlatmalarını sağlıyorlar. Ve böylece nereden nereye geldiklerini, yani başarısızlığın yolda gayet olağan bir seçim olduğunu, hatta bu kadar başarısızlıktan bu kadar başarıya ulaşılabildiğini anlatıyorlar. Bu tip konuşmaları dinlemek de olumlu olabilir herhalde hedefe giden yolda. Kesinlikle, yani çünkü ne biliyor musunuz, bu kişiyi ne umdum ne bulduma doğru götürür. Yani ne, ve her zaman için biz mesela derslerde de benim sorduğum sorudur. Ne umdun ne buldun? Terapilerde de bunu sorarım. Çünkü bu bir hayal kırıklığı mıydı? Ne noktalara geldin? Ya da hayatında ne umdun ne buldun? Olumsuzluklarla başlamış olan süreçler olumluya doğru dönüşebilir. Olumlu olan süreçte birden olumsuz olup sonra yavaş yavaş yükselebilir. Bu tamamen bakış açısı, algılama ve çözüme yönelik düşünmeyle tamamen ilgili. O yüzden bence son derece doğru bir süreç. Yani olumsuz da olsa bütün şeyler anlatılmalı. Hatta bu bazen ben kişilerin otobiyografilerini okumalarını öneririm. Çok doğru. Şimdi özellikle ikili ilişkilerde, duygusal ilişkilerdeki hayal kırıklıkları bazen, hatta konumuzu bağlamış arkadaşlarım, yapımcılarım, kalbimizi yoran demiş, acı veren durumlar. Kalp yorgunu olduğu zaman bir insan ilişkilerde, daha sonra bu bir süre sonra diğer kişilere tamamen kalbi kapamakla da sonuçlanabiliyor değil mi? Evet evet, olabilir. Bu bir ciddi bir hayal kırıklığı. Nasıl olsa gene aynı şey başıma gelecek. Bu duyguyla ilgili bu aslında. Ya da kişiye takılıp da çok fazla sevip karşılık alamadığı zaman diliminde. Bu sefer ne oluyor? Tek taraflı aşk gibi oluyor ve takıntı olmaya başlıyor. Diğeri bitirmiş oluyor ilişkiyi, fakat bu hala devam ettiriyor. Ve onun ne söylenirse söylensin bitiremiyor. Ama işte o noktalarda biraz beyinle ilgili bir problem var demektir. İşlevsel fonksiyonlar bozulmuştur ve bir şekilde artık ilaç kullanımına kadar gidecek bir süreç kalmıştır. Ama kalp yorgunluğu gerçekten önemli. Kalp yorgunluğu sadece karşılıklı ilişkilerde değil, yaşadığımız bazı olaylarla ilgili bizim de gönlümüz çok çok yorulabilir. Ve bir ağırlık taşırsınız o noktada. İşte o ağırlığı yeri ve zamanı gelince artık bırakmamız gerekiyor. Bırakıldığı zaman geriye dönüp şöyle biraz bir baktığınızda onun içinde neler olduğunu zaten görürsünüz. Siz taşıdınız. Bazen de hiç görmediğiniz şeyleri de görmeye başlarsınız. O takdirde de neye ihtiyacım var benim, neye ihtiyacım yok, yapmamam nedir, yapılması gereken nedir diye yavaş yavaş o kalp açılmaya başlar. Şimdi hayal kırıklığı çok yaşayan, ikili ilişkilerde çok yaşayanlar ağırlıklı olarak bir kişiyi arzu nesnesi ve tek amaç haline getirdikleri için çok yaşıyor olabilirler. Karşılarına da genellikle işte şair gibi, sanatçı gibi, aslında aşka aşık kişiyi sadece bir gereç olarak, vesile olarak gören kişiler olabilir. Buna da galiba dikkat etmek lazım. Yani bir kişiyi hayat amacı haline getirdiğiniz zaman hayal kırıklığı galiba kaçınılmaz. Kesinlikle, zaten odağımızda tek bir şey olmaması gerekiyor aslında. O zaman çünkü nedir? Bütün diğer yaşamanız gereken her şeyi kaçırıyorsunuz. Aileden uzaklaşıyorsunuz. Tabii. Sosyal çevreden uzaklaşıyorsunuz. Yapmanız gereken faaliyetlerden uzaklaşıyorsunuz. Ve tamamıyla tek kişi. Yani sanki hiçbir şey yokmuş gibi hayatınızda. İşte bu kötü zaten yani. Yani orada o farkındalığı ulaştırmak lazım kişiye. Şu olmadan, o olmadan, bu olmadan yaşayamam derseniz evrensel bir kuraldır. Sizden onu alırlar, yaşayabildiğinizi görmeniz için. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim.
Çok keyifli bir sohbetti. Sizi tekrar burada, mümkünse bu stüdyoda ağırlamak düşüncesi ve dileğiyle diyelim. Öyle noktalayalım. İnşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet sevgili dostlar, bugün ailece de kalbimizi konuştuk aslında. İlk bölümde kalbimizi somut olarak konuştuk ve kardiyoloji uzmanı Doktor Serdar Biçeroğlu ile birlikte kalp sağlığının önemini, sağlıklı bir kalp için yapmamız gerekenleri konuştuk. İkinci bölümde klinik psikolog Yıldız Burkovic ile kalbimizi en çok acıtan, yoran sebeplerin başında gelen hayal kırıklıklarının sebepleri ve baş etmenin yollarını konuştuk.